Hiçbirimizde ses kalmadı, hal kalmadı ama harika bir gece yaşıyoruz. Allah sizden razı olsun. Benden de Beşiktaşlardan razı olsun. Teşekkür ediyorum. Milyonlarca Beşiktaşlı adına size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben bütün Beşiktaşlara teşekkür ediyorum. Buraya gelen 80 bin kişiye, televizyonlarında bizi destekleyen bütün Beşiktaşlara, bütün Türk vatandaşlara. Bugün eminim ki bütün Türkiye'nin kalbi bizde atlıyordu. Eskiden gelen kötü anılar var. İnsanların akıllarında bazı şeyler vardı. Bu tabuları yıkacağımızı söylemiştik. Bizim çocuklarımıza, bu sahada kanlarını ortaya koyan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün yönetici arkadaşlarım, bütün camiamıza hayırlı olsun. Bundan sonra elimizden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Başkanım, penaltılar anında ne yaptınız? Ya Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Bey dedi ki, bunda geçeceğiz dedi. Biz de öyle bir uğur yaptık. Son penaltıda artık, yani Allah, ölecektim ya. Ölecektim. Evet. Neyse ki ışığı gördük. Ben son olarak milyonlarca Beşiktaşlı'nın şu anda yapmak istediği bir şey olduğu için ben de şu anda yanınızda olduğum için size öpmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Sağ olun, sağ olun. İnşallah bir sonraki turda çok teşekkürler. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nasıl maçın bütün bir senaryosunu önceden tahmin ettiniz? Maçtan önce sizle Şeref Tübünü'nün kapısında bir konuşma yaptık ayaküstü. Dediniz ki Bülent, 70'e kadar maç 0-0 gider, 1-0 normal süreyi bitiririz, uzatırız ve penaltılarla alırız dediniz. Rüyasını mı gördünüz? Nasıl hissettiniz? Ben çok inandım. Daha doğrusu hepimiz inandık. Biz Liverpool'daki maçtan sonra, kaybettiğimiz maçtan sonra da yapmış olduğum açıklamada da biz bu turu geçeceğimize inanıyoruz dedim. Çünkü biz gerçekten yürekten inanıyorduk. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve futbolcularımız gerçekten orada da çok iyi pozitif futbol oynayarak kaybetmiştik. Ama bugün gördünüz ki ikinci yarı Liverpool'un hiç pozisyonu yok. Kalemize dahi gelmedi. Müthiş pozitif futbolla, harika, hak ederek Türkiye'nin, bence sadece Beşiktaşların değil, tüm Türkiye'deki yaşayan vatandaşların da gurur duyacağı bir futbolla bugün Liverpool'u eledik. Çok mutluyuz. Ben soruna gelirken biz Eskişehir maçını kaybettikten sonra çok üzüldük. Futbolcular çok üzülmüştü. Başkanımız da yurt dışındaydı. Onunla beraber Ahmet Başkan, ben, Mete Ümraniye'ye gittik. Orada arkadaşlarla, teknik ekiple beraber bir araya gelelim. Ben orada maçı, antrenman izliyorum. Çok etkilendim. Ben o akşam bir rüya görmüştüm. Dedim ki, daha orada dedim, iki gün önce dedim ki, başkanım biz bu maçı tutacağız. İkinci yarının 70. dakikalarında gol atacağız. Uzatmaya gidecek. Penaltılarla dedim eleyeceğiz bunu. Milyonlarca ve ben bunu maçtan önce de, hatta şahit olsun diye de Kartal Yiğit yarım dedi. Bir de bizim Zeki abimiz var, Zeki Alpay. Bir de sen gelmişti sonra. Sizlere de bunu tam maçtan önce kapının önünde çok heyecanlıydım. Çünkü bir oraya gidiyorum, sığamıyordum yerime. Allah bu günleri bize gösterdi. Ama şunu bir şey söyleyeyim, altını çizmek istiyorum. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Sadece bir maç kaybederek bu çocukları yere vurmanın hiç kimse haddi değildir. Bir kere onun altını çizmek istiyorum. Bu çocuklar bugün bütün Türkiye'nin gururu oldular. Sadece Beşiktaş'ın değil. Hepsi tek tek alınlarından öpülecek şekilde maç oynadılar. Yüreklerini ortaya koydular. Kanlarının son damlasına kadar savaştılar. Ve hak ederek kazandık. O yüzden bir kere müthiş bir galibiyet, müthiş bir sevinç. Biz yönetim olarak inandık. Size bir şey söyleyeyim mi? Yarınki Cenevre'ye gidecek uçak biletini bile bize almıştık. Kura çekimini biletini. Erdal Torunoğulları arkadaşımız bileti almıştı bile. O yüzden bize daha inançlar, bu Beşiktaş yeni başladı. Bundan sonra sadece Türkiye'de değil, bütün her yerde. Tabii ki biz mütevazı, vakur bir camiayız. Öyle çok büyük konuşmayı sevmeyiz. Sahada gösteririz söyleyeceklerimizi. Bizim arenamız, söyleyecek yerimiz sahadır. Bu çocukları alınlarından öpüyorum hepsini. Helal hoş olsun her şey. Çok teşekkürler. Son bir soru soracağım. Hepimiz duygu yüklüyüz. Penaltılar atılırken bütün değerli yöneticilerimize sordum. Sizin de ben heyecanınızı ve aşkınızı iyi biliyorum. Birebir çalışma fırsatım olduğu için. Özel bir şey yaptınız mı? Penaltılar nasıl geçti? Çünkü arka arkaya attı takımlar golleri. Ben sadece penaltı değil, maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar Liverpool bizim yarıya gelirken sağ ayağımı öne doğru koyuyordum. Elimi bağlıyordum. Biz atak yaparken ne elimi bağlıyorum ne bir şey.
Ellerimin ikisi de dizimin üstündeydi. Penaltılarda da aynısını yaptım. Son avut atacak dedim. Erdal Torunoğulları'na avut atacak dedim. Deniz Atalay'a da söyledim. Ben inşallah büyük konuşmayayım. Maç maç konuşurum. Bundan sonraki kuraya bakalım. Teşekkür ederim.